Bugün sizlerle sağlık alanında çok tartışılan bir konuyu ele alacağız. D vitamini takviyesinin kanser ve diyabet gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu olup olmadığı. Bu konuda çeşitli bilimsel çalışmalar yapılıyor ve birçok iddia öne sürülüyor. Ancak bu iddialar ne kadar gerçek? Hangi durumlarda D vitamini almak mantıklı? Gelin bu soruların cevaplarını ayrıntılı olarak inceleyelim. Öncelikli olarak D vitamini ve sağlık üzerine genel görüşler hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. D vitamini kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemli bir vitamindir. Özellikle kemik hastalıkları, raşitizm ve osteoporoz gibi durumların önlenmesinde yaygın olarak önerilir. Bununla birlikte son yıllarda yapılan çalışmalar, D vitamininin sadece kemik sağlığıyla sınırlı kalmayıp kanser ve diyabet gibi daha geniş yelpazedeki hastalıklara karşı da koruyucu etkisi olabileceği öne sürülmüştür. Ancak bu etkinin gerçekten var olup olmadığı bilimsel açıdan oldukça tartışmalıdır. Peki D vitamini ve kanser ilişkisi nedir? Kanser ile D vitamini arasındaki ilişki uzun yıllardır araştırma konusu olmuştur. Çeşitli epidemiyolojik çalışmalar, düşük D vitamini seviyeleriyle belirli kanser türleri arasında bir bağlantı olduğunu öne sürmüştür. Özellikle meme, prostat ve kolorektal kanser gibi türlerde D vitamini seviyelerinin önemli olabileceği düşünülmüştür. Örneğin Tromsø çalışmasında yüksek D vitamini alımıyla daha düşük kanser insidansı arasında bir korelasyon bulunmuştur. Ancak sonuçlar sadece bağlantı düzeyindedir ve nedensel bir ilişkiyi kanıtlamaz. Amerikan Endokrinoloji Derneği'nin yakın zamanda yayımladığı kılavuza göre, kanser riskini azaltmak amacıyla D vitamini takviyesi kullanmanın etkisi mevcut bilimsel kanıtlarla tam olarak desteklenememektedir. Klinik çalışmaların çoğu D vitamini takviyesinin kanser riskini anlamlı bir şekilde düşürmediğini göstermektedir. Örneğin günde 4000 IU D vitamini alan bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada kanser indisandında plasebo grubuna kıyasla anlamlı bir azalma gözlemlenmemiştir. Bu araştırmanın sonuçlarını paylaştıktan sonra şimdi de D vitamini ve diyabet önleme konusuna geçelim. Diyabet açısından bakıldığında D vitamini seviyelerinin kan şekeri düzenlenmesi ve insülin duyarlılığı üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Prediyabet hastaları üzerinde yapılan bazı çalışmalarda düşük D vitamini seviyelerinin tipiki diyabete dönüşme riskini artırabileceği öne sürülmüştür. Ancak burada da benzer bir sorun ortaya çıkıyor. Korelasyon ve nedensellik arasındaki fark. Düşük D vitamini seviyeleriyle artan diyabet riski arasındaki ilişki doğrudan bir nedensel mekanizma yerine başka sağlık koşulları ve yaşam tarzı faktörleriyle ilgili olabilir. Yapılan birkaç büyük ölçekli çalışma D vitamini takviyesinin diyabet önleme üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir. Bunlardan biri Tromsø çalışmasıdır. Çalışma yüksek risk grubundaki bireyleri iki gruba ayırarak bir grubu haftada 20.000 IU yani günlük 2.900 IU eşdeğeri D vitamini takviyesi, diğer gruba ise plasebo vermiştir. Sonuçlar D vitamini takviyesinin diyabet indisansını anlamlı bir şekilde düşürmediğini göstermiştir. Dolayısıyla bu çalışmalar ışığında D vitamini takviyesinin prediyabet hastalarında bile tipiki diyabeti önleme konusunda çok etkili olmadığı görülüyor. Dolayısıyla bu çalışmalar ışığında D vitamini takviyesinin prediyabet hastalarında bile tipiki diyabeti önleme konusunda çok etkili olmadığı görülüyor. D vitamininin kanser ve diyabet hastaları üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdikten sonra şimdi de D vitamini alımı için kimler risk altında sorusuna cevap verelim. Kılavuza göre rutin olarak D vitamini takviyesi alması gereken 4 ana grup vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1. Kemik hastalığı riski olan çocuklar ve ergenler. Özellikle raşitizm gibi D vitamini eksikliğine bağlı kemik hastalıkları riski olan çocuklar düzenli D vitamini alımına ihtiyaç duyar. 2. 75 yaş üstü bireyler. Bu yaş grubunda D vitamini eksikliği daha yaygındır ve kemik sağlığını korumak amacıyla takviye önerilir. 3.
hamileler ve emziren kadınlar. Bu dönemde D vitamini ihtiyacı artar ve takviye önerilir. 4. D vitamini eksikliği riskine sahip olan prediyabet hastaları. Bu gruptaki kişilerde D vitamini seviyelerinin kontrol altında tutulması önerilir, ancak rutin takviye kullanımının tüm prediyabetik bireylerde önerilmediği belirtilmiştir. Peki D vitamini takviyesinin dozajı ve yan etkileri nelerdir? D vitamini takviyesi alırken doğru dozajın belirlenmesi önemlidir. Genel olarak günde 400 ila 800 IU arası alım kemik sağlığı için önerilmektedir. Ancak kanser ve diyabet gibi hastalıklarda önleyici etki göstermesi için daha yüksek dozların kullanılması gerektiği düşünülmüştür. Bu dozlar ise potansiyel yan etki riskini artırabilir. Yüksek doz D vitamini takviyesi kanda aşırı kalsiyuma neden olabilir ve böbrek taşları gibi yan etkilerle ilişkilendirilmiştir. Amerikan Endokrinoloji Derneği'ne göre günde 4000 IU üzerindeki dozlar sadece doktor kontrolünde ve belirli durumlarda kullanılmalıdır. Aksi takdirde yüksek doz D vitamini takviyesinin yarardan çok zarar getirebileceği belirtilmiştir. Bir de D vitamini testleri ve gereksiz kullanım konusu var. Bu kadar bilgi verdikten sonra bunu anlatmasak olmazdı. Günümüzde D vitamini seviyelerini ölçmek için yapılan testlerin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Özellikle Amerika'da bu testlerin sayısı son 20 yılda 60-70 kat artmış durumdadır. Ancak genel sağlıklı popülasyon için rutin D vitamini testi yaptırmak ve gereksiz yere takviye kullanmak kılavuzlarda önerilmemektedir. Çoğu durumda D vitamini seviyeleri düzenli güneş ışığına maruz kalma ve dengeli bir beslenme ile yeterli seviyede tutulabilir. Sonuç olarak D vitamini takviyesi sadece belirli gruplar için önerilir. D vitamini takviyesi kanser ve diyabet gibi hastalıklara karşı genel koruyucu bir etki sağlamaz. Sadece belirli risk gruplarındaki bireyler için önerilen bu takviyeler genel sağlıklı popülasyon için etkili değildir. Gereksiz yere yüksek dozda D vitamini almak yarardan çok zarar getirebilir ve bu nedenle herhangi bir takviye kullanımına başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla bilimsel bilgi almak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlık en büyük zenginliktir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.